Takımlar güncellendi, transferler yapıldı. Hal böyle olunca FIFA 22'de ne eksik bu kanalda? Serbest Rebuild eksik dedim ve İstanbulspor'la sadece serbestten transferler yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Karşınızda İstanbulspor'un varsayılanı oyuncuları görüntüde. İlk sene itibariyle hiç transfer yapmıyoruz çünkü serbestte genellikle 70 overall altında futbolcular oluyor. Takıma baktığımızda bizdeki oyuncular da kötü değil. Serbestle kıyasladığımızda. O yüzden sezon sonuna hemen atlayabiliriz. Bütçeyi de göstereyim. 2.650 transfer bütçemiz var. Sene sonu İstanbulspor'a tekrar bakacağız. İkinci sene itibariyle de transferlere başlayacağız. İlk sezon sonu itibariyle İstanbulspor 16. 37 puanla. Giresunspor'un bu kullandığımız modda bir tane oyuncusu eksik. O yüzden ilk sene genellikle 0 çekiyorlar. Ben de herhangi bir oyuncu eklemedim onlara. 83 puanla Beşiktaş şampiyon oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde deplasman golleriyle Trabzon'u eledik. Sonrasında Fenerbahçe'ye elendik. Başakşehir şampiyon, Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Liverpool, Avrupa Ligi bu sene Frankfurt'un ve Konferans Ligi Villarreal'in oldu. Gelin sene sonu itibariyle kadroya bakalım ama şöyle bir şey var. Ben kontratı biten isimlerle yeni kontrat imzalamadım. Yeni sezonda sil baştan bir İstanbulspor kurma hayalim var. En iyi performans bu sene Valon Etemi'den geldi. 7 gol, 3 asist. Onun performansı bile iyi değildi bence. Bununla birlikte birkaç oyuncuyla kontrat imzalayıp yeni sezonda onları satacağım. Çünkü ister istemez İyi oyuncular çıktığında bütçeye ihtiyacımız olacak. Bakalım yeni sezonda İstanbulspor'u neler bekliyor? Önemli olan soru bu. Ligde bu sene gol kralı Bardi, asist kralı Zuba, gol yemeyen maç sayısında Mert Günok birinci. Bizim kaleci Jensen 15. olmuş. Ve İstanbulspor sene sonu itibariyle zarar etmiş. Yok artık daha neler. Giderimiz daha fazlaymış bu sene. 114.000 forma sattık. Forma satışı çok düşük olunca genellikle zarar ediyor kulüp. Bir de tabii sıralama da önemli. Yayın haklarından gelen gelir de önemli. Diyecek bir şey yok. Beklediğimiz sene başlıyor. İkinci sezon başındayız. Bütçe 3,5 milyon euro. İstanbulspor'da transfer başlasın. Özellikle bazı bölgelerde çok iyi transferler yapacağız. Yani onlardan biri mi emin değilim. En azından 2 yıllığına idare edecektir diye düşünüyorum. Kaleye Timo Horn 76 gende. Sağ bekte genç bir isimle devam ediyoruz. Victor Gomez. Yeni de fena değil. Stoperde bence bu sene ciddi bir sıkıntı vardı serbestlerde. Yani iyi oyuncu çok fazla yoktu. Phil Jones İstanbulspor'da. Elimizdeki para bitmeden önce bu senenin serbestteki en yetenekli oyuncularından birine teklif yapacağız. Jorginho İstanbulspor'a gelmek üzere. Şöyle 50 bini de verdik. O artık İstanbulsporlu. Gaziantep'ten İbrahim Yılmaz'a teklif var. Bir an önce gitmeli oyuncular. Eslem Öztürk'ü Adana Demirspor istiyor. Bu arada 18 oyuncumuz kaldığı için altyapıdaki 3 oyuncuyu da çıkaracağım. Daha sonrasında serbest bırakacağım onları. Sadece oyuncu satmamız lazım. İlk hedef bu. Orta sahayı bundan sonra ona emanet edebiliriz. Hamza Akman serbeste düşmüş. Sol beke tanıdık bir isim, bilinen bir isim. Kolasinac 75 geniyle 30 yaşında 2 yıllığına bu takıma geliyor. Bu arada Marin Lubic için Schalke'den teklif var. Ousu'ya sürekli kiralama teklifi geliyor ama kiralayacak oyuncu sayımız yok bence şu an. Çok önemli bir kanat transferi yapmak üzereyiz. Justin Kluivert 24 yaş 77 genle İstanbulspor'da. Yine aynı şekilde forvette de bundan sonra önemli bir potansiyelimiz olacak. Zirkse serbestteydi. 22 yaş 74 genli. O da İstanbulspor'a gelmek üzere. Sol orta sahaya aslında Justin Kluivert'ı almıştık. Chong'u sağ orta saha için planlıyorum. Bu yaştan sonra çok muazzam gelişeceğini düşünmüyorum. O yüzden ben 1 yıllık teklif yapıyorum. Bakayoko defansif orta sahada bu sene idare etmeye geliyor takımı. Rotasyon için transfer yapma zamanı. Ahmet Karademir serbestte. Genç potansiyelli bir isim. Yedek kalecimiz Emre Bilgin olacak bundan sonra. Ve transferi de İstanbulspor bu sene bitirdi. Bence fena bir takım kurmadık. Şöyle 11'i göstereyim sizlere. İşte Chong, Kluivert, Zirkzee, Hamza Akman, Jorginho. Gayet iyi isimler. Umarım iyi de gelişirler. Bazı oyuncuları serbest bırakıyorum. Şu altyapıdan gelen oyuncular özellikle. Bir yandan kullanmayı düşünmediğim isimler var. Ya da orta sahada Hamza Akman'ın oynamasını istiyorum. Ona göre diğer isimleri serbest bırakmaya başladım. Chong'u sağ orta saha yapacağız. Ve kadro
her şeyiyle hazır bu seneye. İkinci sene sonu yeni kurulan bir kadro ve şampiyonluk geldi 73 puanla. İkincinin yani Fenerbahçe'nin sadece 1 puan önündeydik. Ziraat Türkiye Kupası'na geldik, 4-2'lik galibiyet, Gaziantep'i geçtik. Final şampiyon İstanbulspor. 2-2 bu sene. UEFA Süper Kupası Liverpool'un, Şampiyonlar Ligi Manchester City, Avrupa Ligi Lazio'nun oldu ve Konferans Ligi ise Boavista'nın. Kadroya gelecek olursak sene sonu itibariyle müthiş artan isimler var. Horn artı 1 demiş sadece. Phil Jones takımdan ayrılıyor kaptan. Ologo artı 3 dedi bu sene. Victor Gomez artı 4 arttı. Bakayoko da yeni sezonda bu takımda olmayacak gibi duruyor yine. Daha genç ya da daha yüksek gene sahip bir isim almak istiyorum MDO'ya. Justin Kluivert artı 5 dedi. Ahmet artı 4 dedi. Jorginho artı 1 arttı. Hamza Akman artı 5 dedi orta sahada. Chong sağ orta sahada artı 7 arttı bu sene. Zirkzee artı 4 dedi. Owusu artı 4 dedi. Performanslarda Jorginho takımın en iyisiydi. Sonra Kluivert, Chong, Zirkzee diye devam ediyor. Forvet çok az gol atıyor yalnız. Zirkzee'nin kendini toplaması gerekiyor. Takımın en değerlisi Jorginho. Ligde bu sene gol kralı Joao Pedro. Asist kralı Justin Kluivert. Gol yenme amaç sayısında bizim kaleci birinci. Ve ofis kısmında 34 milyon euroluk bir kar elde etmişiz. Jorginho'nun forması en fazla satan forma. Hem mağaza satışları çok arttı hem de ligden gelen para ödülü artınca baya baya kar elde ettik. İstanbulspor'da 3. seneye başlıyoruz. Transfer bütçesi 10 milyon euro. Sezonun ilk transferi stopere Bruno Amione diye bir Arjantinli oyuncu. Önemli potansiyeli olabilir. Genç, 72 yende. Bakalım İstanbulspor'da istediğimiz yerlere gelebilecek mi? Önemli soru işaretlerinden biri bu sene. Kendisi sol kanat beki. Ama geldiği gibi sol beke çekme planım var. Clinton Mola önerilen maaşının biraz altında ama anlaştık. Defansif orta saha için sağlam bir isim. 80 yende Robert Andrich. Sağ orta saha rotasyonuna da Victor Moleo gelecek. 73 yende. Yani en azından 78'leri belki 80'i zorlayabilir diye düşünüyorum. Kendisi hem ofansif orta saha hem de santrafor oynayabiliyor. Sebastiano Esposito İstanbul'da. Ve muhtemelen son transferimiz olabilir. Forvet rotasyonuna Musa Uvar'a gelecek. 73'ken de nereye kadar yükselebileceğini merakla bekliyorum. Esposito'yu nereye çekeceğimi buldum. Sol orta sahaya çekeceğiz. Bu arada Owusu'yu serbest bırakıyorum. Ali Yaşar'ı serbest bırakacağız. Kolasinac'ı da serbest bırakacağım. Etemi'yi de serbest bırakıyorum. Yeter mi yetmez, Phil Jones da gidiyor. Bir de üstüne Mehmet Yeşil. Tamam, artık istediğim düzene ve istediğim 11'e döndük diyebilirim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kolay da bir gruba düşmedik. Barcelona, West Ham, Salzburg 2-3 bence hedef olabilir. Bu arada Sebastiano Esposito sol orta saha. Hey grubunda 3 puan toplayıp elendik. Salzburg'un da gerisinde kalmışız. Sezon sonu Süper Lig'de bu sene açık ara şampiyon İstanbulspor. Türkiye Kupası'nda 7-2'lik galibiyetle başladık. Fenerbahçe'yi eledik, Başakşehir'i eledik. Yarı finalde Trabzonspor'a eğlendik. UEFA Süper Kupası Manchester City. Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin oldu. Avrupa Ligi Manchester United ve Konferans Ligi Fiorentina'nın. Sene sonu itibariyle İstanbulspor'un takım kadrosu görüntüde. Zirkzee, Kluivert, Chong, Gomez başka seviyeye doğru adım adım gidiyorlar. Bir de pozisyon değişikliğimiz var. Clinton Mola sol bek. Bununla birlikte Timo Horn 79'a ulaştı, 32 yaşında. Yani bu adam bu yaşında harika gelişti bence. Ama seneye kaleciye ihtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Sol bekte de büyük bir sorun var diye düşünüyorum. Amione çok iyi gelişti. Ologa'dan beklenti bundan sonra büyük değil. Sağ bekte Victor Gomez çok iyi seviyeye geldi. Justin Kluivert 86'lara doğru gidiyor. Esposito 82 oldu. Jorginho artış göstermedi, azalmadı da ama. Hamza Akman artı 4 dedi. Chong artı 2, Moleo artı 4. Zirkzee artı 6 gelişmiş bu sene. Ve en iyi performans Esposito'dan geldi. Sonra Zirkzee, Andri, Jorginho, Chong diye devam ediyor liste. En değerli oyuncumuz Joshua Zirkzee. Bu sene ligde gol kralı Crivelli ve Esposito. Zirkzee de 3. olmuş. Asist kralı 3 kişi ama 3'ü de bizden değil. Chong 5. Gol yenmeyen maç sayısında Horn 2. Ne kadar kar elde etmişiz? 60 milyon euro kar. Bu sene en fazla forması satılan futbolcu Zirkzee. Güzel sene. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 24 milyon euro. Hadi serbestten iyi bir kaleci ya. Bu sene çok fazla transfer yapmayacağız. Çok iyi isimlerin de çıktığını düşünmüyorum.
Yani iyi transferler önümüzdeki senelere kalmış olabilir. Zach Steffen kaleye gelecek. 2 yıl daha idare eder. Bu adamın ikinci mevkisi stopermiş. Alıp stoper rotasyonunda kullanmayı planlıyorum. Defansta yüksek görünüyor. Sanki stoper olduğunda bir iki gene artabilir. 2 haftada stoper olabiliyor. Ve görüntüde bu sene İstanbul Spor 11'i. Quintana'da pozisyon değişikliği var. 72 oldu pozisyon değiştirdiği an. B grubundayız Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih, Salzburg, Dinamo Zagreb. Bu sene ikinci olabiliriz. Hatta sürpriz bile yapabiliriz ya. Neden olmasın? Orta sahayı çok daha kuvvetli hale getirmek adına şunu yapmam gerekiyor artık. Esposito için ofansif orta saha yaptım. Hamza Akman çok geride kaldı bu oyuncuların yanında. O yüzden onu artık oynatamayacağım. Esposito zaten kendi kendine oynuyor herhalde. Esposito'yu yeniden ofansif orta saha yaptım. Bu arada artı 2 arttı. Adam sezon ortasında artı 5 artmış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puan ve ikincilik geldi. Son 16'da Barça ile oynayacağız. Gerçi Bayern Münih de gitmiş, Real Madrid ile eşleşmiş. Birinci olsak da hiçbir şey değişmeyecek bir kura. İstanbul Spor Barça. Kendi evimizdeyiz ve 2-2. Malcolm 90'da 60 ya. Püh. Revanş günü. Kazanacağız. Çeyrek finale gideceğiz. İnanıyorum. Kaybettik. Olmadı. Bir başka sene sonu. Süper Lig şampiyonu İstanbul Spor 89 puanla. Türkiye Kupası'ndayız. Deplasman golleriyle zoraki yolumuza devam ettik. 7-1 Galatasaray derken Sivas Spor'a eğlendik. Antalya şampiyon. Süper Kupa Manchester United. Şampiyonlar Ligi Liverpool. Avrupa Ligi bu sene Leverkusen ve Konferans Ligi Vitoria'nın oldu. Gelelim İstanbul Spor takım kadrosuna. Ya hiç fena değiliz. Steffen bile artı 2 arttı. Yani bence en önemli soru işaretlerinden biriydi Steffen. Derken Timor'un artı 2 daha artmasını ben anlayamıyorum. Adamla yeni kontrat daha iyi imzalamadım ve yani Steffen bütün maçlara çıktı neredeyse. Horn kadar anca artabildi. Clinton Mola artı 3'ten sonra yükselmedi. Ologa artı 5, Amione artı 5 dedi. Bizim bir tane sol bek bulmamız gerekecek. Victor Gomez sağ bekte takır takır oynuyor. Andrih diye defansif orta sahamız. Bence bir daha bize defansif orta saha aratmayacak. Kanatlarımız çok iyi. Jorginho'nun eksi 1'i seneye orta saha aratabilir. Bu iyi olmadı aslında. Bununla birlikte Hamza Akman artı 2, Esposito artı 7, Zirkse artı 4 dedi. En iyi performans Justin Kluivert'tan geldi. Esposito, Zirkse, Andrih diye devam ediyor. Jorginho'nun performansı da muazzam. En değerli oyuncu Sebastiano Esposito. Ligde gol kralı Zirkse, 2 Kluivert. Asist kralı Kluivert. 2-3 de bizden. Gol yemeyen maç sayısında Steffen birinciliği paylaşıyor. Şu an 3. sırada görünse de. Bu sene kar 100 milyon euro. En fazla forması satılan futbolcu Joshua Zirkse. Yeni sezona başlıyoruz. Hedefte sol bek kesim var. Yani stoper ve kaleciye de hiç hayır demem. Görünen o ki Staff'ınla devam edeceğiz. Sadece yedek kaleci alabiliyorum. David Raya. O da 78 gende. Yani idareten geliyor. Çok önemli bir gene sahip sağ bek bulduk. Van der Son İstanbul Spor'da. Sol bek için de transfer yapacağız. Udogi. Şimdi ise geldi sıra bir defansif orta sahaya ama tabii ki de Ethan Ampadu bir dönem stoperde çok rahat oynayabiliyordu. Yine ben onu getirip stopere çekebilirim. Son olarak da orta sahaya güç katacağız. Rodrigo Javier De Paul İstanbul'da. Ampadu 15 haftada stoper olabiliyormuş. O rotasyonda ona ihtiyaç var. Yeni sezon transferleri görüntüde. Yeni sezon kadrosunu da göstereyim. Her şey hazır bu takımda artık. F grubundayız Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Porto, Brøndby. Hedef bu sene işte liderlik. Bu arada Udogi artık sol bek. B grubu lideri İstanbul Spor Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ederken son 16'da Real Madrid denk geldi. Bir tık zor oldu sanki. İspanya'dayız. Real Madrid, İstanbul Spor. Maç 1, 2-1 kaybettik. Ve daha iyi oynayan taraf bizdik. Bir de rakip 10 kişiymiş ya. Bir de penaltı kaçırmışız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Revanş günü. İstanbul Spor mu? Real Madrid mi? 3-1 ile çeyrek finaldeyiz. Esposito, Zirkse, Kluivert geriden geldik. Real Madrid'i evine yolluyoruz. Çeyrek final kuralları belli oldu. İstanbul Spor, Milan. İyi sonuç almak istiyoruz İstanbul'da. Hadi. 2-0. Uvara ve Kluivert. Milan, İstanbul Spor. İtalya'da rövanş zamanı ve 1-1 yetti. Yarı final. Paris Saint-Germain, İstanbul Spor. Bu maç o kadar kritik ki. Fransa'da deplasmanda 1-1. Kötü sonuç değil. İstanbul Spor Paris Saint-Germain rövanş günündeyiz. Hadi final. 1-0'la uzatmalarda Esposito'yla geldi.
Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de şampiyon İstanbul. Türkiye Kupası'na geldik. 5-3'lük Adana Demir galibiyeti. Beşiktaş'ı yendik. Final Trabzonspor İstanbulspor. UEFA Süper Kupası Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nde rakip City. Avrupa Ligi kazananı Liverpool. Konferans Ligi ise Lazio'nun oldu. Sene sonu itibariyle işte takım kadrosu bu arada. Ya hiç olacak iş değil. Justin Kluivert final maçında yok. Çok üzgünüm. Ya böyle bir şeyi hiç planlamamıştım. Beni baya baya üzdü diyebilirim bu durum. Sene sonu itibariyle gelişimlere bakarsak Stefan'ın gelişimi muazzama yakındı. Amione artı 4 arttı bu sene. Artı 1'ler çok fazla olmaya başladı. Ve artı 4 Zirkse vardı. En iyi performans da Joshua Zirkse'den geldi. Esposito, Kluivert, Chong, Jorginho muazzam oynadılar. En değerli oyuncumuz da Joshua Zirkse. Şampiyonlar Ligi'nde krallıklarda Zirkse'nin iddiası var. 2 gole ihtiyacı var finalde. Asist krallığında Jorginho'nun 2 asiste ihtiyacı var. Stefan da gol yememeli finalde. Süper Lig'de ise Okan Kucuk, Jorginho ve Zirkse krallar. Evet, kadro hazır. Hazırsanız final başlıyor. Zirkse finali başlattı. Jorginho'dan Zirkse'ye. Zirkse iyi çekti. Zirkse vurdu kaleci. Şimdi Zirkse. Tekrar Jorginho. Jorginho'dan Esposito'nun koşu yoluna dokunamadı. Jorginho. Pas Esposito'ya, Kabore. Jorginho indirdi, Philips. Ologo çok kritik müdahale. Çok kaldı şimdi. Zirkse'ye, Joshua Zirkse. Korner. Jorginho ortayı yaptı. Kafa vuruşu Ruben Dias'tan. Isa Kabore. Geri oynadı. Dembele. Çekti. Dembele. Geçti. Dembele. Vuruş geldi Stefan. Bill Foden. Oo, Foden ikinciyi de geçti. Foden. Çizgide Foden, pas Amione son anda. Topu kaybetti Haaland. Erling Haaland'la City geliyor. Haaland. Haaland döndü. Haaland verdi pası. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Ologo. Foden. Foden geçti. Biraz da şans yanındaydı. Orta geldi. Karşıladık. Jorginho. Moleo hemen oynadı. Joshua Zirkse. Zirkse götürüyor. Zirkse. Karşı karşıya Zirkse. Affetmedi, taraftarına koşuyor Zirkse. Bir daha izliyoruz. Açık alanda tutulması zor oyunculardan Joshua Zirkse. Dembele. Rodri. İyi top. Foden vurdu Stefan. Dembele. Orta geldi Dembele'den. Kafa vuruşu. Bir an boşta kaldı. Tomori indirdi. Cancelo. Dembele. Herrera. Foden. Son anda engelledik derken Herrera Stefan. Amione çok yavaş kaldı. Esposito. Chong aldı. Chong geçti rakibini. Chong attı da önüne. Chong getiriyor. Chong hala topunda. Verdi pası. Zirkse kaçırdı. Jorginho orta. Joshua Zirkse bir anda arkaya sekti. Out. Rodri'den Haaland'a. Erling Haaland. Haaland, Ologo gitti, müdahale etti. Rodri. Haaland vuruş Stefan. Ortaya döndü. Herrera. Amione. Haaland, Rodri ikilisi iyi pas yapıyorlar. Calvin Phillips'ten. Erling Haaland'a. Haaland vurdu. Erling Haaland. Çok uzaklardan. Ya acayip pas yaptılar bu sefer ve defansın dengesini inanılmaz bozdular. Stefan da sanki çok yanlış pozisyon almış. Jorginho verdi pası Esposito'ya. Esposito. Esposito iyi çekti. Esposito vurdu. Korner. Zirkse. Zirkse Jorginho'ya. Jorginho. Korner. Jorginho. Orta geldi. Kafa vuruşu. Ve penaltı. El var dedi hakem. Bir daha izliyoruz pozisyonu. Evet, topa yumruk atmış Ruben Dias. Jorginho, Ederson çıkardı. Moleho verdi pası Zirkse'ye. Joshua Zirkse çok iyi çekti. Zirkse kaçırdı. Zirkse vuramadı. Hayır ya Zirkse. Uzatmalara gidiyoruz. Ortayı yaptı Yankuto. Bustos. Döndü Bustos. Ologo son anda. Kontra atak olur mu? Esposito hemen oynadı Chong'la. Chong. Chong ortaya döndü. Jorginho. Tekrar Chong. Aldı götürüyor Chong. Verdi pası. Ve gol attık Zirkse. 2-1. Hücumu harika oynadık. Çok iyi paslar. Chong garantiye gitti Zirkse. Bu sefer dokunuşu yaptı. Andrich'ten Jorginho'ya. Jorginho vurdu, Ederson son anda. Herrera. Kabore. Herrera. Vuruş geldi Stefan.
Verdi pası. Esposito. Zirkse'nin koşu yoluna. Joshua Zirkse kaçırdı. Boş kale. 3-1. Zirkse bugün neler harcadı ya. Hani 2 gol attı ama yani şu da kaçmaz ki. Joshua Zirkse. Moleo neyse ki doğru zamanda doğru yerde. İyi çıktık. Moleo verdi pasını Jorginho'ya. Jorginho şimdi Zirkse aldı. Zirkse'ye vurdurtmadılar. Çok verdi pası. Esposito. Ederson. Esposito. Yine Ederson. Maç bitti. 3-1 kazanıyoruz. Evet, kaptan geldi. Andri. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyon. İstanbulspor. Son bir kupa kaldı. O da Ziraat Türkiye Kupası. Kazanan İstanbulspor. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.